100 yaşında adeta ikinci kez doğan Rasim Ersoy'un mucizevi hikayesinde sıra. Kalbinde ciddi bir problem vardı Ersoy'un. Ameliyat olması riskliydi. Hem o hem de doktoru riski göz aldı ve Ersoy ameliyat masasından yeniden doğmuş gibi kalktı ve bugün 100. doğum günüydü. Pastasını üflerken ATV haberde oradaydı. İkinci Tam da dediği gibi Rasim Ersoy'un. Çünkü yüz yaşında adeta yeniden doğdu. Ameliyata alındı. Ameliyatta şunu söyledim. Toran Bey'e ve yanda doktor hepsi birden. Siz beni ameliyat yapacak siz değilsiniz dedim. Sizin mübarek elinizden yüce Allah ameliyatı yapacak beni dedim. Yattım ben sen. Rasim Ersoy 100 yaşında ameliyat oldu, kalp ameliyatı oldu ve yeni bir hayata yeniden merhaba dedi. Ve aort kapağı da sığırın kalp zarından yapıldı. Kapakçığı değişti bir de diğer bypass yapılması gereken tüm damarlarına bypass ameliyatı yapıldı. Amcamız 100 yaşında olduğu için dokuları oldukça fragildi ama başarılı bir operasyon sırasında amcamızı sağlığına kavuşturduk. 100 yaşındaki Rasim Ersoy 100 yıllık ömrüne 2 evlilik sığdırdı. 9 çocuğu oldu. Kalp ameliyatından sonraysa yeni bir hayata başladı. Kan sulandırıcı kullanması sakıncalı olan Ersoy'un kalbine biyolojik kapak takıldı. Biyolojik kapak özel e, sığırın kalp zarından yapılan bir kapakçık ve hasta bunu takıldıktan sonra 3 ay sonra tüm kansulandırıcı ilaçlarını kesebiliyor. Kesildikten sonra herhangi bir ilaç kullanmasına gerek kalmıyor. Aynı Rasim amcamız gibi. <gülüyor> <gülüyor> dilek tut, dilek tuttunuz mu? He? Dilek tuttunuz mu? Dileğin var mı? Benim dileğim sizin sağlığınız. <laughs> ve tüm Müslümanların, tüm insanların sağlığı. Hastamız geldiğinde bayağı sıkışıktı. Rasim amca hedefin nedir dedim. Beni dedi 2023'e hazırlaman lazım dedi. Ona yetişmemiz lazım dedi. Biz de o vesileyle ameliyatını gerçekleştirdik. 100 yaşındaki Rasim Ersoy şimdi yeni yaşlarını kutlayacağı günleri hayal ediyor.